Pil tedavisinin en büyük avantajı şu: açık bir beyin ameliyatı yapmıyorsunuz. Sadece boyun bölgesine ve göğüs bölgesine 3'er santimlik 2 tane yaramız oluyor. Boyun bölgesinden biz içeride şah damarının yanındaki bir sinirimiz var. Vagal sinir dediğimiz. O sinire bir kablo yerleştiriyoruz ve bu kablonun ucunu dışarıdan görünmeyecek şekilde göğüs bölgesine taşıyıp orada da bir kibrit kutusundan daha küçük bir pile monte ediyoruz. Ve nörologlarımız yaklaşık 2 hafta sonra pil çalıştırmasını yapıyorlar ve düzenli pil artışları ortalama 2-3 ay boyunca sürüyor. Ve genellikle çocuk hastalarda ilk 6 ayda etkiyi görmeye başlıyoruz. Tabii ki Ebra'nın 4 yaşında olmasından dolayı 1. yılını tamamladığımızda neredeyse nöbeti yok denecek kadar ciddi oranda azaldı. Ve ümit ediyoruz ki uzun dönemde pil çalıştıkça nöbet kontrolümüz çok çok daha etkin olacak. Peki epilepsi pili bir çocuğun, şimdi Ebrar'da büyüyecek, spor yapmasına engel midir, koşup oynamasına? Şöyle ki bunlar kullandığımız teknolojik cihazlar. Pilimiz çok küçük bir pil ve çelik kaplama bir pil. Dışarıdan gelen darbelerle ya da olası bir nöbet esnasında ani düşmelerle pilde herhangi bir tahribat ya da herhangi bir zarar görme ihtimali yok denecek kadar azdır. Boyun bölgesine yerleştirdiğimiz kabloda ise çocuğun boyunun uzamasına bağlı olarak yıllar içerisinde gerilmeye bağlı kopmalar ya da kırılmalar olabilir. Bu oran ortalama 10 yıl içerisinde %5 civarındadır. 100 hastanın 5'inde 10 yılın sonunda kabloda kopma ya da kırılma olabilir. O sebeple de biz zaten düzenli hastaların tamamen tedavileri sağlansa bile senede bir kontrolünü muhakkak yapıyoruz. Ve bu kontroller sonrasında olası bir sistemde çalışmama gibi bir durum varsa ona göre gerekli önlemler alınıyor.